Diyarbakır Silvan ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı esnasında PKK terör örgütüne yönelik operasyon esnasında şehit düşen jandarma Teğmen Altıpek, binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Şehit jandarma Teğmen Altıpek'in cenaze törenine vali vekili Salih Gürhan, AK Parti, CHP ve MHP Muğla milletvekilleri, Aydın Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuğamiral Namık Alper, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi parti il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, şehit Teğmen'in ailesi ve yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Selam, dur, ileri, bak, sağa, sola, dön, bir adım ileri, marş, sağa, dön, yerlerinize, koşan adım, marş, marş. Şehit jandarma Teğmen Altıpek'in öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Muğla müftüsü Abdurrahman Koçak kıldırdı. İl müftüsü Koçak, şehit Teğmen'in dedesinin de şehit olduğunu açıkladı. Sana avucunu açmış, duruyor peygamber, demiyor mu milli şairimiz? Evet, tam da bu tecelli etti. Altuğ kardeşimizin tam bir şehit oğlu şehit olduğunu biliyor musunuz? Dedesi şehit olmuş ve Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin şehidin naaşını omuzlarında taşıdıkları sırada vatandaşlar tekbir getirdi ve şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atıldı. Şehit jandarma Teğmen Altıpek'in naaşı Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze taşıma aracına konduktan sonra yol boyunca vatandaşlar şehit için dua etti ve PKK terör örgütü aleyhine slogan attı. Şehit jandarma Teğmen Muğla Şehitler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.